Sevgili Balkanlar TV izleyenleri, İğneada'daki gezimiz devam ediyor. İğneada'yı sizler için anlatmaya, gezmeye, tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de bizleri misafir eden, ağırlayan büyüklerimiz, iş adamlarımız var. Sayın Hasan Bey ve Ali Samutoğlu beyefendiler. Ben Ali Bey'e mikrofonu uzatıyorum. Sevgili Ali Samutoğlu abicim, mikrofonu seviyorum. Sizi tanıyalım ve adaya nasıl geldiniz, neler yapıyorsunuz? Şöyle mikrofonu vereyim, başlayın abi. Abi Adaya biz gidip geliyorduk, buradaydık. Ondan sonra Hasan Bey'den daire aldık. Ondan sonra buradan arsamızı alınca Hasan Bey dedi gel beraber bu işi yapalım. Girdik, ben de Almanya'dan emekli olduğum için buraya geldik işte Adaya. Bu Hasan Bey'le devam ediyoruz, buradayız. Beğendiniz mi? Yani buraya gelme sebebiniz tabii, ne oldu? Burada zaten 42 yıldan beri abimgil burada. 42 yıldan beri gelip gidiyoruz zaten. Almanya'dan gelirken burada biz istirahatımızı ediyoruz, tatilimizi yapıp bundan sonra Samsun'a gidiyorduk. Bundan sonra bu iş vesilesinden tekrar buraya bir senedir devamlı bu işe girdik yani. Devam. Hasan Bey yapıyordu zaten. Hasan abimizle beraber burada 11 yıldır bu inşaatlar devam ediyor. Evet. Kaç aileyi ev sahibi yaptık abi? Bu da sizin bir haliniz aslında. Valla aile deyince bayağı aile yüzlerce tabii. Şey olmadı mı tabii, ailecik bir kişiye veriyorsun 5-6 kişi oluyor tabii. Bir bina ile bitmiyor. Birçok bina binlerce kişi ikamet ediyor. Evet. Bu vesileyle tabii ki bu insanlara burada da bir iş imkanı da doğuyor. Tabii. Katkınız oluyor. Tabii Türkiye'de de katkımız oluyor. Ülkeye. Tabii. Sizler yani yurt dışında emekli olmuş olsanız bile oradaki kazandığınız parayı Türkiye'de değerlendiriyorsunuz. Evet, doğru mu söylüyorsunuz? Evet. Allah razı olsun. Bu da güzel bir ülkemiz için bir katkı. Tabii canım. Eyvallah. Peki Ali abi, senin içinden geçen mesela torunların olur, çocukların olur, işte Hasan abimiz de burada, ona da birazdan döneceğim. Selam göndermek istediğin ya da bir içinden gelen bir söylemek istediğin şey var mı? Bütün herkese, eşe, dostlarımıza, hepsine, çocuk çocuğa, Almanya'daki evet dostlarımıza, hepsine selam göndereyim. Tabii özledim, onlar da bekliyorlar ama bir senedir de gitmedim. Torunlar gözümüzde tutuyor değil mi? Evet. Ama buradan artık Almanya'ya yaklaştık abi. Yaklaştık. İstanbul, İğneada artık... Almanya. Hani Avrupa kıtasındayız. Evet, yaklaştık. Eyvallah. Rabbim inşallah sizi sevdiklerinize kavuştursun. Cemi cümlesi. Sağlıkla, sağlıkla, uzun yıllar. Hepimizi. Yaşamayı nasip etsin. Hepsini. Sağlık versin canım. Bizler de Balkanlar TV ailesi olarak, Rumeli TV ailesi olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Ağırladınız, kapınızı açtınız. Ne demek? Buyurun Almanya'ya da bekleriz. Sanki 40 yıldır berabermişiz gibi bizi Almanya'ya davet ediyorsunuz. Ne demek canım, bizim başımızın üstünde yeri var. Türk insanının misafirperver, Müslümanlığın, İslamiyet'in güzelliği sevgili dostlar. Hasan abim olsun, burada bir emekli polis abimiz var, o olsun. Bizi burada sanki uzun yıllar tanışıyormuşçasına sıcak karşılıyorlar. Ve Ali abi dedi ki Almanya'ya da gelin. O da bizim için güzel bir davet. Sağ olsun, Allah razı olsun. Her zaman. Bizim insanımızın cömertliği, misafirperverliği, misafire karşı olan sevgisini gösteriyor. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizi kabul ettiniz. Ne bizim demek? Kanalımıza misafir oldunuz. Biz de her zaman. Sizin vesilenizle kanalımız aracılığıyla sizin dostlarınıza ulaşmış olacağız. Rabbim iyilik için bizleri buluştursun. İnşallah hepsini, en güzel günlerde tekrar buluşmak üzere diyorum. İnşallah. Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Çok sağ olun. İğneada'da Ada İnşaat ve Samutoğlu İnşaat olarak faaliyet gösteriyoruz. Yani kaç çocuğumuz var Hasan abi? Kaç yıldır buradayız? Bu arada 2000
Yani yaklaşık 20 yıldır gider geliriz ama 2011'den bu yana faaliyet gösteriyoruz. İnşaat üzerine faaliyet Eyvallah. Gösteriyoruz. 3 tane kızım var bu arada. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Yani Allah böyle. Bahtlarını güzel etsin inşallah. Amin inşallah. Amin inşallah. Sevgili Hasan abi, sizlere, sevgili abimize ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Misafir ettiğiniz için, ağırladığınız için. Ne demek, Allah razı ne olsun. Demek. Her zaman. İnşallah tanıştık. Bundan sonra tekrar görüşürüz. İnşallah her zaman, her zaman bekleriz. Hayırlı işler versin. Çok teşekkür ederim ben sizlere. Hayırlı müşteriler versin. Çok sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. Ne güzel. Sizden Allah razı olsun. Ev sahibi yapıyorsunuz. Buradaki yani. İş kapısı açıyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler. Yani. Rabbim sizin gibi iş adamlarınızı sağ olsun. Çok çok Allah teşekkür ediyorum. Çok sizden teşekkür Allah razı olsun. Sağ olun.